One Piece güç analizine hepiniz hoş geldiniz. Bu video serisinde seçtiğimiz bir karakterin gücüne odaklanacağız. En küçük ayrıntısına kadar bakacağız. Bu bölüm için seçtiğimiz karakter Kılıç Tanrısı Ryuma. Grand Line Yolculuğu kanalına Korsanlar Kralı kademesinden üye olarak bana büyük bir destekte bulunan izleyicilerime teşekkür ediyorum. Ryuma karakteri, One Piece serisinin kendisinden bile daha eski olan bir karakter. Eiichiro da One Piece'ten önce Wanted adında 5 adet one shot'tan oluşan bir manga çıkarıyor. Bu one shot'lardan bir tanesinin adı da Monsters ve Monsters mangasının başrolü Ryuma. Bundan yıllar sonra Monsters hikayesinde geçen olayların One Piece evreninde gerçekten de yaşandığı onaylandı. Yani burada gördüklerimiz ana hikayeye bağlı olan şeyler ve buradan Ryuma hakkında bir takım çıkarımlar yapabiliriz. Hikayeye şöyle bir baktığınızda izlediğimiz karakterin aslında Ryuma değil de Roronoa Zoro'nun bir prototipi olduğu gayet ortada. Hatta ve hatta hikayenin içinde kapıştığı, dünyadaki en iyi kılıç ustalarından biri olarak bilinen Cyrano karakteri açık bir şekilde Mihawk'un prototipi gibi. Şimdi bu hikayede Ryuma'nın gücüyle alakalı neler öğrenebiliriz buna bir bakalım. Bize hikayenin başında kral ünvanından bahsediliyor. Hikayenin geçtiği kasabada söylenenlere göre kral ünvanı dünyada yaşayan en güçlü kişiye veriliyor. Bunu bize Ryuma söylüyor ve hatta bir gün onunla karşılaşmak istediğini söylüyor. Tabii ki sizlere hikayeyi anlatmayacağım. Sona sararsak tek bilmeniz gereken hikayemizde bir ejderha borusu var ve bu boru üflendiğinde oraya bir ejderha geliyor. Gerçek bir ejderha. Başlarda iyi görünen şu Mihawk'tan hallice olan Cyrano karakteri aslında kötü birisi çıkıyor ve hikayenin geçtiği kasabaya bir ejderhanın gelmesine sebep oluyor. Ejderha gelmeden önce o çok iyi kılıç ustası olarak bilinen Cyrano'yu Ryuma tek bir hamlede yeniyor ve burası sanki bize Zoro'nun Mihawk'u yendiği bir sahneymiş havası veriyor. Daha sonra ejderha geleceği için kasaba boşaltılıyor. Ejderha kasabaya geliyor ve Ryuma ejderhanın karşısına çıkıyor. Ejderhanın kellesini müthiş bir hareketle tek seferde alıyor. Biz hikaye boyunca Ryuma'nın hiç de öyle ciddiye alınacak bir karakter olmadığını görüyoruz aslında. Hatta karakterinin Zoro ile pek bir alakası yok. Daha doğrusu Zoro ve Luffy hibriti gibi. Yani öyle Zoro gibi ciddi, somurtkan bir karakter değil. Luffy gibi saf ve eğlenceli bir karakter. Fakat aynı Zoro gibi samuray ahlakına sahip. Bu karakterdeki birinden insanlar tabii ki böyle bir güç beklemiyordu. Karşısına çıkan herkesi tek bir hamlede yenebiliyordu. Çok meşhur bir kılıç ustası da olsa, hatta gerçek bir ejderha da olsa bu durum değişmiyordu. Biz hikayenin sonunda öğrendik ki bu evrende kral diye bahsedilen kişi aslında Ryuma'nın kendisiymiş. Fakat kendisinin bundan haberi bile yokmuş. Çünkü kurtardığı insanlar onun arkasından bu lakabı takmışlar. Kral Ryuma, dünyanın en güçlüsü. Onimaru'nun dediğine göre efsanevi samuray Ryuma yüzyıllar önce öldü. Fakat hangi yüzyılda yaşadığı belli değil. Monsters hikayesinden öğrendiğimiz kadarıyla yaşadığı zamanın en güçlüsü Ryuma. Onimaru'nun anlattığı efsanelere göre Ryuma hiçbir zaman yenilmemiş. Karşılaştığı rakipleri saniyeler içinde kesebiliyormuş. Wano'yu sayısız korsan ve soyludan tek başına korumuş. Ejderha kestiği ile ilgili hikaye, Kılıç Tanrısı Ryuma için anlatılan hikayelerden sadece bir tanesiymiş. Bunun gibi pek çok hikayesi varmış. Bu zamana kadar One Piece'te gördüğümüz kara kılıçlardan bir tanesi Ryuma'ya ait ve yine Onimaru'nun dediğine göre girdiği sayısız savaş sayesinde kılıcını kara kılıç haline getirebilmiş. Bildiğimiz kadarıyla bu çağda bunu başarabilen tek bir kişi var, o da Mihawk. Ryuma'nın ne kadar mükemmel olduğunu bu kısımlardan rahatlıkla anlayabiliyoruz. Ejderha meselesi bana sorarsanız tam bir soru işareti. Punk Hazard'da Vegapunk'ın yarattığı yapay ejderhayı hatırlıyorsunuzdur. Zoro da aynı Ryuma gibi onun kellesini almıştı. Bunu yapması için tek bir saldırı yetmişti. Fakat o yapay bir ejderhaydı. Elimizde bulunan bir diğer ejderha ise Kaido. Kaido bir doğu ejderhası ve zaten halihazırda kendi dayanıklılığı çok fazla olduğu için ejderha halinin de dayanıklılığı çok fazla. Daha doğrusu derisinin direnci çok fazla. Acaba Ryuma'nın kestiği bu ejderha Zoro'nun kestiği yapay ejderhaya mı daha yakın yoksa Kaido'nun ejderhasına mı daha yakın? Bu her şeyi değiştirir. Benim şahsi fikrim Kaido'ya daha yakın olduğu yönünde. Öbür türlü bu ejderhanın kafasını kesmesi kendisiyle efsanelere kazınması tamamen boşuna olmuş oluyor. Çünkü Ryuma dünyanın en güçlüsü unvanını yaşadığı dönemde elinde tutan kişi. Böylesi kılıç tanrısı Ryuma'nın efsanesine daha yakışır ama tabii ki bunu kesin bir şekilde bilemiyoruz. Ryuma'nın efsanesiyle ilgili bildiklerimiz bu kadar. Bir de Thriller Bark'ta gördüğümüz Ryuma var. Burada pek çok aksiyonunu gördük. Fakat şunu kesinlikle söyleyebilirim ki bu gördüklerimiz Ryuma'nın %1'i bile değil. Bildiğiniz gibi Gecko Moria ölü bir vücuda bir başkasının gölgesini koyuyor. Aslında bu sayede ölü bir bedeni bilinçlendirebiliyor. Ryuma ise Brok'un gölgesine sahip ve bu şu anlama geliyor. Sadece Brok'un tekniklerini kullanabilir ve biz bunu zaten gördük. Ryuma Brok'un tekniklerinden başka hiçbir şey kullanamıyordu. Ryuma'ya ait olan tek şey vücuduydu ve o vücutta yüzyıllar boyunca çürümüş bir vücuttu. Yani efsanelerdeki Ryuma'nın yanından bile geçmiyordu. Bunu Zoro üzerinden düşünebilirsiniz. Örneğin Zoro'ya Brok'un tekniklerini verin. Brok'un tekniklerinden başka hiçbir teknik kullanamayacak ve vücudu çürümüş bir halde olduğu için fiziksel özellikleri düşük olacak. Sizce hangi rakibini yenebilirdi? Veya bildiğimiz Zoro'nun karşısına çıkabilir miydi? Sadece Brok'un teknikleriyle. Bana soracak olursanız tüm bunlara rağmen Ryuma gayet iyi savaştı ve o savaşın sonunda mükemmel bir dokunuş vardı. Zoro'nun Ryuma'ya karşı kullandığı son teknik aslında yüzyıllar önce Ryuma tarafından kullanılmıştı. Ryuma bu teknikle ejderhanın kafasını kesmişti. Ryuma tabii ki bu karşılıklı yapılan son saldırılarda yine Brok'un tekniklerinden birini kullanmak zorunda kaldı. Aynı savaş boyunca olduğu gibi. Yani arkadaşlar Thriller Bark'ta gördüğümüz Ryuma ne fiziksel açıdan ne de teknik açıdan efsanelere kazınmış olan kılıç tanrısı Ryuma'nın yakınında bile değil. Onun sadece bir zerresi. Ryuma güç açısından çok ucu açık bir karakter. Çünkü gücünün %80'i efsanelere dayanıyor. %20'lik kısmı ise o efsaneleri doğrular nitelikte. Yani öyle geniş bir skalaya sahip ki belki şimdiki Zoro kadar güçlü, belki Oden kadar güçlüydü, belki Mihawk kadar güçlü, belki ondan da güçlü, belki Roger'dan da güçlü. Ryuma güç konusunda bu kadar geniş bir skalaya sahip. Yaşadığı dönemdeki rakiplerinin güç seviyesine bağlı olarak sıralamada herhangi bir yere koyulabilir. Eğer yüzyıllar önce Ryuma yaşarken ve Wano'yu sayısız düşmandan, hatta Onimaru'nun dediğine göre sınırsız düşmandan korurken o savaştığı düşmanlar arasında Roger gibi, Kara Sakal gibi, Luffy gibi güçlü kişiler de varsa Ryuma belki de One Piece evreninde yaşamış en güçlü kişi. Ayrıca Monster yaşında gördüğümüze göre kral unvanını yani yaşayan en güçlü kişi unvanını çok genç yaşında almış. O gördüğümüz meşhur kıyafeti bile yok üzerinde. Düz sıradan bir kimono var. Aslında Ryuma ile ilgili konuşabileceğimiz şeyler bunlarla sınırlı arkadaşlar. Kral unvanı, döneminde yaşayan en güçlü unvanını, kılıç tanrısı unvanını taşıyan bir efsane. Thriller Bark sezonunda sadece Brok'un tekniklerini kullanarak ne kadar üst düzeyde olduğunu hepiniz gördünüz. Ve çürümüş bir vücutla. Brok bile Ryuma'yı izlerken kendi tekniklerini gördüğünde buna inanamadı. Ya benim tekniklerim bu kadar güçlü müydü dedi. Aslında güçlü değildi. Onu o güçlü hale getiren Ryuma'nın o zerresiydi. Güç analizi videolarımızın bir geleneği olacak. Sonuna geliyoruz arkadaşlar. Ryuma'nın kimi yenebileceğini söyleyeceğim kısma geliyoruz. Burada tabii ki korkak davranmak istemiyorum ve daha vurucu bir tahmin yapmak istiyorum. Oden'in bir ejderhaya çok derin bir yara açtığını biliyoruz. Ryuma'nın ise gerçek bir ejderhanın kafasını kopardığını biliyoruz. Ben Ryuma ilgili anlatılan efsanelerin tamamının doğru olduğunu düşünüyorum ve bu iki Vanolu samurayın ikisinin de gerçek bir ejderhayla kapışmasının Eiichiro Oda'nın bize verdiği bir mesaj olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden arkadaşlar ben Ryuma'nın Kaido'yu yenebileceğini düşünüyorum. Oden'den çok daha güçlü bir kılıç ustası olduğunu hissettiğim için. Ryuma'nın gücü hakkında diyeceklerim bu kadar. Siz de Ryuma'nın gücü hakkında düşündüklerinizi ve kimi yenebileceğini yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.